Bismillahirrahmanirrahim. 2016 yüz dönem sonu sınav sorularının çözüm videosu. Arapça 3. Soru 1. Afa fiilinin başlardakilerden hangisidir? Soru kolay. Afa nedir bu? Buradaki Elif'in maksureyi bir harf olarak düşün. Harf zaten de harekeli olduğunu düşün. A fa diye okuma, yani a fe ve a fe ye fa ale ka te be ga te le nazara. Ne oldu? Fa ale yufailu mufaale babı oldu. Bablar isimlerini mastar gayri mimlerinden almaktadır. Bu yüzden mastar gayri miminin ne olduğunu bilmek önemli. O da nedir? Mufaale yani. A fe Afa ne dedik? Faile olarak düşün bunu. Faale. Yufailu mufaale gelir. Yani C şıkkı doğrudur. Rubai mücerret olamaz. Rubai mücerret dehre cevabı dediğimiz bab nedir? Dehrace. Açık söyle. Dehrace. Ese. Dem deme şeklinde. Mümkün değil bu. Rubai mücerret olamaz. Tefaül olamaz mı? Tefaül olması için T'si olması lazım. Bunda T yok. Sülasi mücerret olabilmesi için sülasi olması gerekir. Yani 3 harfli olması gerekir. Buradaki 3 harfli değildir. Tefaül olabilmesi için yine T lazımdır. Demek ki E dedi. Dördüncü soru. Hemen sağdan devam edelim. Kale el müderrisu littullabi. Gale dedi el müderrisu, müderris öğretmen, lidullabi öğrenciler için, yani öğrencilere yönelik ne dedi? Kullu yevmin nisfa sa'a. Kullu yevmin her gün, nisfa sa'a yarım saat. Her gün yarım saat, acaba ne dedi? A şıkkı imşiya, meşa yemşi yürümek diyelim. Evvela dullab yani öğrenciler için. Bu nasıl bir kelime? Daliban. Dullab, cemidir. Cemi olması önemli. İmşiya, tesniyedir. İmşi, müfrettir. İmşi, müfrettir. İmşu, cemidir. İmşi yine müennes kalıptır. Bu da değil yani bu yüzden. Demek ki müzekker ve cemi olan imşudur. Bu yüzden D şıkkı doğrudur. Soru 2. Apartmanın kapıları kapalıdır cümlesinin Arapça doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Bu bir müpteda haber sorusu. El ebvabu imaratin olabilir mi? Olamaz. El ebvabu elif lamlıdır. Elif lamlı kelimeler muzaf olamaz. Bu yüzden imaratin diye sen imara kelimesini mecrur yazamazsın. Bu mümkün değildir. Dolayısıyla A şıkkı direkt yanlıştır. B'ye bakalım, belki B'dir. Ebvabul imaret. Evvela kelimelere mana verelim. Babun bir kapı. Baban iki kapı. Ebvab kapılar. Cemidir. Kırık çoğul yine. Kapılar manasına gelir. İmara apartman manasında. Muğlak kapalı demek. Ebvabul imareti apartmanın kapıları nedir? Muğlakatun kapalıdır. Ebvabul imareti apartmanın kapıları nedir? Muğlakatun kapalı. Evvaptan muzaf olur mu? Olur. Elif lamsızdır, tenvinsizdir. Evet, muzaftır. İmarati mecrur yazılmıştır. Niye yukarıdaki gibi tin değil de ti, yani tek s ile yazılmış? Çünkü kelime elif lamlıdır. Elif lamlı kelimeler tenvin almaz zaten. Tek harekeyle almaktadırlar. Bu yüzden doğrudur. Peki muğlakatun doğru mudur? El-evvap cemi dedik. Kapılarda akıl var mı? Gerçi son dönemde çıkan kapılarda var yani teknolojik olarak baktığımda, ama o akıl da yapay yani. İsmen akıl. Esasen bir zeka söz konusu değil yine. Dolayısıyla kapılar gayri akıl. Yani akılsızdır. Evvab gayri akıl bir çoğuldur. Gayri akıl cemiler. Müsret müennes hükmündedir. Bu yüzden muğlagatun olarak gelmesi doğrudur. Evvab müptedadır. Muğlaga haberdir burada. Onu da söyleyeyim. Evvab mübteda, muğlaka haber. Evvab hem mübteda hem muzaf, imara muzaf ilektir. Haberi neden müfret müennes gelmiş? Müfrettir, tesniye veya cemi değil. Müennestir, sahi merbutayı görüyorsunuz.
Neden böyle gelmiş? Çünkü müptedası gayri akıl bir cimidir. Gayri akıl cimiler müfret müennes hükmündedir. Buna göre B şıkkı doğru olur mu? Doğru olur. C şıkkı evvabul imarati. Evet, evvabul imarati. Doğru bir yazılış ama uligat fiil olarak gelmiş. Uligat olarak gelmesi haberin doğru bir yazılış değildir. D şıkkı evvabu imaratin. Muğlegatun. Bu da yanlış bir yazı olacaktır. E şıkkı evvabul imarati muğlegun. Bu da yine yanlıştır. Muğlak kelimesinin hatalı yazımı nedeniyle. Beşe bakalım. Sara fiilinin meçhul aşağıdakilerden hangisidir? Sara ne gibi bir fiil? Gale. Gale'nin meçhulü nedir? Gile. Gile. Başka mesela ba'a. Ba'nın meçhulü bi'a. Bu şekilde gelir yani. Sara'nın meçhulünü su'ira olarak bulamazsın. Çünkü Sara ketebi gibi değil ki kütibe olsun. Veya nasara gibi değil ki nusira. Fetaha gibi değil ki futiha olsun. Sara ecvef bir fiildir. Ecvef fiildir. Bunun da meçhulü ne şekilde gelmekte? E şıkkında olduğu gibi sira olarak gelmektedir. Siratun nebevi. 6. İnne ashabel cenneti levne fî şûlin fâkihûn. Yasin suresi açık. 6. Çizili kelimenin cümle içindeki görevleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir? Hangi şıkkı doğru verilmiştir? A şıkkı mef'ulü ma'ah mekan zarfı. B şıkkı mekan zarfı mef'ulüyle. C şıkkı mekan zarfı mef'ulü mutlak. D şıkkı zaman zarfı mekan zarfı. E şıkkı mef'ulü bih zaman zarfı olarak yer almakta. Bir kere el-yevm kelimesi. El-yevm gün demektir. Gün zamanlı bildirir, mekanlı bildirir. Veya mef'ul ma'ah mıdır? Başka mef'ul bih midir? Tabii ki de el-yevm gün yani zaman ifade. Nerede var zaman? Mef'ulü ma'ah asla olmaz. A şıkkı elendi. Mekan zarfı B de elendi. Mekan zarfı C de elendi. E şıkkı mef'ulü bih. Bu da elendi. Açıkçası şık direkt ortaya çıktı zaten. Zaman zarfı olarak D şıkkı. El-yevm çünkü bir gün yani 24 saatin oluştuğuna göre bir zaman ifade ediyor öyle değil mi? 24 saat, şu kadar dakika, bu kadar saniye, şu kadar salise. Bunlar hep zamanla alakalı şeylerdir. Dolayısıyla D doğru olur. Burada mekan zarfı var. Fi. Fi zaten her halükarda zarftır. Zaman veya mekan zarfı olur. An itibariyle mekan zarfını ifade etmektedir. 3. Yenamu ez-ziyufu ca'u min İstanbul. En uygun boşluğu nasıl tamamlarsın? Boşluğu en uygun şekilde nasıl tamamlarız? Ez-ziyuf kelimesi müfret midir, tesniye midir, cemi midir, müzekker midir, müennes midir? Bununla alakalı. Yani isim mensup getireceksen bununla alakalı getireceksindir. Noktanın sağ tarafı. Bunun da özelliklerini biliyorsan bir problem yok. Zayfun müfret, ziyufun cemidir. Cemi mükesser, kırçul cemidir. Peki bu kelime müzekker mi müennes mi? Ca'udan belli. Ca'u cem müzekker salimdir. Demek ki müzekkerdir yani. Öyleyse bize ne lazım? Cemi ve müzekker olan bir kelime lazım. O da ne olur? Eşit. Ellezine. Bunlardan yola çıkarak tespit ettik. 7. Yasûmu vel müslimûne da'eten li rabbihim. Da'eten ne olur? Bu cümle tanıdık bir cümle. Sanırım mef'ulü li eclihte biri bir verilmiş bir örnek olsa gerek. Yani mef'ulü li eclih konusunda dediğime göre zaten ne olduğunu ifade etmişti oldum. Yasûmu oruç tutar el müslimûne Müslümanlar da'eten itaat olsun diye li rabbim Rablerine. Evet. Mef'ulü li eclihtir da'eten kelimesi. Gayet açık bir soru olduğunu da ifade edeyim. Soru 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisini atladığınız bir soru var mı? Yok. Tamam. Hangisinde fiilin sayısını bildiren bir mef'ul mutlak söz konusu. Sayı ifade edecek.
Şöyle bir sadece baktığımızda görebildiğimiz şeyler yok mu? Mesela ne var? Direkt D'de merraten geçmiyorum. Merraten bir kere, bir defa adet sayı bildirdiği mef'ulü mutlak konusunda zaten ifade edilmiştir. Merraten varsa kere demektir yani. Kere, kez, defa demektir. Direkt ortaya çıkıyor. Yani muhtemelen bu örnekte konuda geçmiştir diyorum. Konuda geçmese de merraten kelimesi konuda kesinlikle geçti. Ünitede yani konu anlatımı yaptığım için bunu gayet iyi hatırlıyorum. Sizler de merraten kelimesinin adet bildirdiğini hatırlıyor iseniz veya sınavda hatırladıysanız doğru yapmışsınız. 12. Aşağıdaki edatlardan hangisi mef'ulü leh sayılan fiilin muzarinin başına gelmez? Bu da ne demek? Burada bazıları sebep bildiren edattır, bazıları değildir. Ona göre diyor. Mesela ke zaten direkt içinden. Hatta bazı durumlarda sebep bildirir, yani yine olabilir. Len alakası yoktur bunlarla. Len tekit nefi istikbal edatıdır. Asla olmayacak. Asla görmeyecek. Asla bakmayacak. Gelecek zamanı tekitli olarak olumsuzlaştırır. Sebep bildirmekle ilgisi yok. D şıkkında li var. Li için demektir zaten. İçin, ait. Likey de aynı manada. Demek ki len yani C şıkkındaki edatı asla göremeyiz mef'ulü leh'in başında. Alakası yoktur bundan. Bu işlerle bir bağlantısı söz konusu değildir. Soru 9. Seccettü, ben secde ettim lillahi Allah'a hamden ve hamd kelimesi yan yana kullanılmış. Buna göre doğru mana hangisi olmakta? A şıkkı, Allah'a hamd etmek için secde etti. Ne için? Hamd için. Yani bu durumda hamd kelimesi ne olarak kullanılmış oldu? Mef'ulu li'eclih olarak kullanılmış oldu. B şık Allah'a hamd ederek secde ediyorum. Bu daha bir değişik oldu. C şıkkı Allah'a secde etmek için hamd ettim. Bu tamamıyla karıştırdı. D şıkkı Allah'a hamd ettiğim için secde ediyorum. Böyle bir durumda yok. Allah'a öyle bir secde ettim ki sormaya gör şeklinde de yapılmış. O da değil. Doğru mana hamd kelimesi mef'ulü li'eclih olduğundan, sebep bildirdiğinden Allah'a hamd etmek için secde ettim. Secettü, ben secde ettim. Hayırdır? Hamden hamd etmek için. Kime? Lillahi Allah'a. 13. Aşağıdaki müfret cemi eşleştirmelerinden hangisi doğru, hangisi yanlış? Biz sorularda ve konularda genelde söylüyoruz. Müfret cemi ezberi çalışmanız önemli diye. B şıkkı Sa'idun Su'ede yaygın olarak kullanılmakta. Bu aralar Sevadül Azam adlı bir akaid kitabının tercümesiyle, video çalışmasıyla meşgulüz. Orada da geçiyor zaten. Su'ada kelimesi orada geçmişti. Bu tür kelimeleri ya çalışarak, birebir ezber yaparak ya da fazlasıyla ibare okuyarak göre göre alışa alışa ezberlemeniz gerekecek. Bir alternatif yok yani, bir kural yok. Şuna dayanarak su'ada dedim demiyorum. Su'ada'yı ben metinde gördüm zaten. Oradan biliyorum. Hangisinde sıfat mef'ul mutlak olarak gelmiştir? Bir sıfat aynı zamanda mef'ul mutlak da olabiliyor. İşte hangisinde bu söz konusu denilmiş? A şıkkı gara'i fi'il tu fa'ildir. Gara'i fi'il tu fa'il. Gara'tu ben okudum. Neyi? Suratel vaka'a. Burası da meful olur. Vaka suresini okudum. Kıraeten sahihaten. Düzgün bir kıraat okudum. Kıraeten sahihaten. Sahihaten kelimesi kıraeten kelimesinin sıfatı olur. Şimdi burada kıraaten kelimesi mef'ulü mutlak mıdır? Evet. Nereden anladın? Kara'e kökünden yine bir kelime geldiğinden mef'ulü mutlak. Peki sıfat mı? Değil. Mevsuftur. Sıfatı sahihatendir. B şıkkı hasira sahibul mahal husranen kebiran. Husran kelimesi mef'ulü mutlak. Bakın ha var, sin var, ra var. Aynı kökten. Ha, sin, ra yine var. Mef'ulü mutlak husran olarak gelmekte. Ama sıfat mı değil? Çünkü mevsuftur. Kebir onun sıfatıdır. Yine aranan şık değil yani. C şıkkı cara el la'ibu seri'en. Şimdi seri'en kelimesi mef'ulü mutlaktır. Peki sıfat mıdır? Sıfat olabilir mi? Olabilir. Neden olabilir? El la'ib kelimesi ile alakalıdır.
Bu cümlenin aslı cer yani seriyen olur. Yani mevsuf silinmiştir. Burada bir ceryen kelimesi var. Cera el-la'ibu ceryen seriyen. İsim yani mevsuf silinmiş, sadece sıfat kalmıştır. Bu hem meful mutlak hem sıfattır. Bazen mevsuf yani sıfatlanan kelime ne olur? Silinir. Seriyen sıfat neyin sıfatı dediğinde gizli silinmiş diyeceksin. O da nedir? Ceryendir. Tespit ettiğimize göre diğerlerini okumaya gerek yok sanırım. 11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde icabe mastarı meful mutlak olarak kullanılmamıştır? A şıkkı ecabe eddullabu anil esireti icabeten sahihat. Ecabe cevap verdi veya istedi. Eddullabu talipler yani öğrenciler anil esireti sorudan icabeten sahihat. Buradaki icabenin meful mutlak olduğu açık, sağda fiili geçmiş. B şıkkına bakalım. B şıkkında Ecabe şabbu icabeten haseneten. Meful mutlak oldu açık, sağda fiili geçmiş. C şıkkı ecabe el veledu ani suali icabeten. Yine sağda fiili geçmiş. Buna göre D şıkkına geldik. Uribu ben istiyorum. Ne istiyorum? İcabeten bir cevap istiyorum. Hem de sahihaten ani suali. Sorunun cevabını, doğru bir şekilde cevabını istiyorum. Burada icabeten kelimesi meful mutlak değil. Nedir? Mef'ulü bih'tir. Uridu ben istiyorum. Ene gizli zamir fail. Uridu fiil. Ene gizli zamir fail. İcabeten mef'ulü bih ve mevsuftur. Sahihaten onun sıfatı olur. Aynı harfiyle es-sual mecrur olur. Ecabe cevap verdi. Hu ona hem de icabeten alem veya alim. Burada da icabe kelimesi yine meful mutlak olarak geçmiştir. Çünkü sağda fiili yine mevcuttur. Yani sağ tarafta fiili aynı kökten veya aynı manaca bir fiili geçmesi gerekir veya fiili hasfedilmiş demek gerekir. Bunların hiçbir olmadığı halde gördüğün her mastarı, her icabe kelimesine meful mutlak diyemeyiz. 14. Hangisinde hal müfrettir? Hal cümle olarak da gelebilirdi. Burada müfret olarak gelmiş. Cümlenin zıttı manasında müfret demektir. Yani müfret isminin cimri olarak değil. Neşe'et büyüdü kim? Fatimetu Fatma müeddebeten. Edepli bir şekilde. Edepli olarak büyüdü. Edepli olduğu halde büyüdü. Müeddebe. Müeddebe nedir? Müfret bir haldir. Cümle değildir yani. Mesela fiil cümlesi desen faili nerede? Bir kere isim bu. Madem isim öyleyse isim cümlesi olması gerekirdi ki mübteda ve haber aranırdı. O da yok ortada. Demek ki müfrettir. Hal konusunu gayet iyi anlattığını düşünüyorum. Veya geniş anlatmıştık. Kitapta anlatılmayan ilave şeylere de değinmişizdir. Karatu karaet el ummu ceridetaha ve hiye calisetu. İşte burası hal cümlesidir. Vav-ı haliye var burada. Ardından hiye mübteda, calise haber bir isim cümlesi olarak hal cümlesidir. Mine's seyyarati bi sur'atin. Bi sur'atin hızlıca, şibih cümle olarak haldir. Vehve o fi beytihi. Bu da nedir yine? İsim cümlesi. Yebtesimu, burası da fiil cümlesi olarak hal cümlesidir. 15. Zehebe el valid diye devam eden cümlede altı çizgi kelimenin zıt anlamlısı nedir? Se'ele sormak, istemek manalarına geldiğine göre ecabede cevap vermek manasına geldiğine birisi soru soruyor, diğeri cevap veriyor. Öyleyse zıttır. 19. Hangisinde hal şibih cümle formunda değildir? Nerede şibih cümle değil? Yani bu ne demek? Hangisinde isim cümlesi veya hangisinde fiil cümlesi veya hangisinde müfret olarak gelmiş? Yeter ki şibih cümle olmasın. Şibih cümleye çok karşıyız diyorlar. Buna göre A şıkkı ne var? Ma'el estika var bir kere. Ma var. Sonra bi hudu'in var. Burası şibih cümle olduğu açık. B şıkkı ala harfi cer var. Şibih cümle neydi? Harfi cer ile mecruru veya zarf ile mecruru. Buna şibih cümle diyor. B de olmaz. Ala harfi cer var. C'de beyne zarfı var. Sıra D'ye geldi. D'de fi harfi cer. Fi vazabin şibih cümle. E'ye geldik.
Dafa'a el cundiyyu anil vatani muhlisan. Burada sadece muhlis gelmiş. Burada aynı harfi cerri var. Tamam, orası hale dahil değil ki. Dafa'a müdafaa etti. El cundiyyu ordu anil vatani vatanı. Nasıl, ne şekilde muhlisan? Muhlis olarak. Samimi olarak. İhlaslı olarak müdafaa etti. Burası haldir ve şibh cümle değildir, isim cümlesi değildir, fiil cümlesi değildir. Bas veya müfret olarak gelmiştir. Hale dair birden fazla soru çıktığını fark ettik. Matuf ile matufun aleyh yer değiştiremez. Aşağıdakilerden hangisinde? Bir kere hangisinde diye okumadan direkt aklınıza bazı şeylerin gelmesi gerekiyor. Yani bir durum vardı ki o durumda matuf ile matufun aleyhin yer değiştirmesi caiz olmuyordu. Acaba neydi? Hangi atıf harfi kullanıldığında geçerliydi? Bunu hatırlamanız önemli. Neydi? Fe. Çünkü fe ne yapar? Fa'yı ta'kibiye diyoruz. Arda arda olduğunu belirtiyor bazı şeyler. Bunda ne olur? D şıkkı olur. D de çünkü F kullanmıştır. 17 cümlesinde atıf edatı anlam yönünden hangi işlevi görmüştür? Atıf harflerini, atıf edatlarını manalarıyla beraber ezberlemenizi söylemiştim. İnanmayan varsa konu anlatım videosunu açıp bakabilir. Lakin var. Lakin ne yapar? İstidraktır. Bitti. Hatice, baktım. Hatice diyorum bazen. Bakıyorum. Atıf edatlarından lakin var. Lakin ne için diyor? Lil istidraki istidrak içindir. Bitti. Bu kadar. Sekiz. Hangisinde hal isim cümlesi formunda değildir? Hale dair bir soru daha çıktı. İsim cümlesi durumunda değildir. Yani fiil cümlesidir veya şibih cümledir veya müfrettir. Soru bu. A şıkkından başlayalım. Raca'tu ila beyti ve ene sa'idetu. Vav-ı haliye var. Ve ene sa'idetu. Burası bir isim cümlesi. Ene ben müttedadır. Sa'ide haberdir. Mütteda haber. İsim cümlesidir. B şıkkı nezelna. Nezelna biz indik. Ene ben de ümmi ve annem yani. Minel dairati uçaktan. Bi sur'atin hızlıca. Bi sur'atin haldir. İsim cümlesi mi? İsim cümlesi diyorsan hadi diyelim müpteda diyeceksin mesela haberi nerede? Veya buna haber dediğini fazla dedim müpteda nerede? Demek ki bu nedir? İsim cümlesi değildir. Fiil cümlesi olabilir mi? Başında ba var. Ba harfi cer ile fiil cümlesi olmaz. Nedir burası? İsim cümlesi formunda değildir. Harfi cer ve mecrur olduğundan şibih cümle diyoruz. C şıkkında ne var? İsim cümlesi var. İsim cümlesi var, isim cümlesi var. Sadece B'de ne var? Şibih cümle var. 20 aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal ile sahibul hal arasındaki ilişki diğerlerinden daha farklıdır? Hal ne olduğunu az çok gördük yani orada. Peki sahibul hal nedir? Sahibul hal neyin sahibi yani? Neyin sahibi? Hal neyin hali öyle diyeyim. Hani sıfat vardır, mevsuf vardır. Sıfat neyin sıfatı? Hangi kelimenin sıfatıysa ona mevsuf dersin. Kendisiyle ilişkili kelime. Bir yerde haber varsa onun müptedası veya ismi vardır. Bir yerde hal varsa bir yerde de sahibul hal vardır. Farklıdır dediğimde ben direkt anladım ki bazı haller burada failin hali, bazıları mef'ulün, bazıları müptedanın, bazıları haberin gibi. Hani hangi ögenin? Farklı bir ögenin olması gerekir. A şıkkına, şıklara baktığımızda net olarak karşımıza çıkacak. A şıkkı şeribe içti. Kim içti? El müderrisi. Müderris içti. Ve daha kim içti? El etfalu. Çocuklar içti. Neyi içtiler? El halibe. Sütü. Peki, harran hal şimdi. Harran haldir. Neyin hali? Harran sıcak demek. Müderris ve çocuklar sıcakken mi süt içtiler? Yoksa süt sıcakken mi sütü bunlar içti? Harran neyin hali olur? Sütün tabii ki. Yani el-halib. El-halib mef'uldür burada. Şeribe fiil, el-müderris fail olur. Vav atıf harfi. Buna göre müderris aynı zamanda matufun aleyh. El-etfal matuftur.
El-Halid mef'uldür, Harran haldir. Neyin hali? El-Halid mef'ulünün, El-Halid mef'uldür, onun halidir. Yani sahibul hal burada mef'uldür. B şıkkı Hazar'a geldi, Ahmet'i, Ahmet nereye geldi? İlel ameli, işe geldi, işe ulaştı. Maşiyen, yürüyerek, iş mi yürüyordu? Hayır, Ahmet yürüyordu. Ahmet nedir burada? Faildir. Demek ki buradaki halde failin oldu. Birisi mef'ulün, birisi failin. Bakalım şimdi hangisi gelirse ortaya çıkacak. Yani farklıdır diyor. C şıkkı caet eddalibat ileri külliyeti müsriati. Caet geldi eddalibatı kız öğrenciler ileri külliyeti fakülteye müsriatin seri olarak geldiler. Öyle değil mi? Ya da seri olan bir külliye vardı oraya mı geldiler? Külliye hızlı değildir. Hızlı olan kişilerdir, araçlardır. Demek ki dalibatın hali bu da. Dalibat neyi burada? Faildir. Merfu. Demek ki diğerleri de merfu olacaktır. Faildir. Bakmaya gerek yok. Buna göre hangisi farklı? Aşık. Çünkü A'da harran hal kelimesi mef'ulün hali idi. Diğerlerinde örneğin B'de failin hali oldu. C'de yine failin oldu. Diğerlerine bakmadım aynı şeydir diyerekten. Ve böylece tamamlandı.